Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Şu anda Finlandiya'dan ilk videomu çekiyorum. Bu videoda bu taşınma sürecimden, işte başıma neler geldi falan bunlardan bahsedeceğim. Hazır tazeyken çekmek istiyorum. Her şey daha tazeyken anlatmak istiyorum. Daha 4 gün oldu ben geleli. İşte bugün günlerden 15 Ağustos. Ben 11 Ağustos günü geldim Finlandiya'ya. Hatta ben direkt 11 Ağustos günü video çekmiştim. Ama ben şimdi telefonu değiştirdim. O telefonda bir önceki telefonu ben 5 yıldır kullanıyorum. iPhone 7 Pro kullanıyordum. Ve işte ilk aldığım zamanlar çok iyi olsa da 5 yıl geçince üstünden artık telefon böyle kendini kapatmaya, video çekerken donmaya falan başlamıştı. Ben de zaten yeni telefon almayı düşünüyordum. Buraya geldim, burada yeni telefon aldım. O yüzden böyle daha kaliteli içeriklerle devam ediyor olacağız. Şimdi ben o videoda da böyle çok daha üzüntülü bir şekilde anlatmıştım. Şu an biraz geçti diye öyle üzüntülü şeyler anlatmayacağım ama yine de böyle ilk başıma gelenlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi nasıl oldu? Ben Gaziantep'teydim zaten. Böyle çok komik şeyler yaşadım. İşte Gaziantep ailemin yanına ziyarete gitmiştim. Gaziantep uçağı Adana'ya falan indi, böyle komik şeyler yaşadık falan, böyle story hikaye paylaşmıştım, görenler olmuştur. Şu anda çok komik şeyler oluyor. Pegasus'un İstanbul-Gaziantep uçuşu, pilot yanlışlıkla Adana'ya getirdi bizi. Yanlışlıkla mı oldu, bilerek mi oldu bilmiyorum ama hiçbir açıklama yapılmadan Adana'ya geldik. Şimdi Antepliler var, kavga ediyorlar şurada şu anda. Burada full Antepliler konuşuyor oradakilerle. Ve efsane bir olay. Yani herkes farklı bir şey söylüyor. Burada mesela polis geliyor, diyor ki hava şartlarından rüzgardan inememiş. Öteki geliyor ki diyor ki işte şey bozukmuş, pistin ışığı bozukmuş falan. Sonra işte oradakiler söylüyorlar pistin hiçbir ışığı bozuk falan değilmiş. 10 dakikada bir şu an uçak iniyormuş, hiçbir şey yokmuş falan. Ama biz Adana'ya geldik ve böyle şu anda olaylar oluyor. Olayları biraz göstereceğim size. Sonra işte Gaziantep'ten zaten Finlandiya'ya gelecektim. Gaziantep'ten İstanbul uçuşum oldu. İstanbul Havalimanı'nda geçirdim geceyi. Oradan da işte Helsinki Havalimanı'na uçtum. Helsinki'ye geldim, işte internetim falan yok ama hemen internet alırım diyordum. Havalimanı'nda özellikle almak istemedim, çok pahalı oluyor diye. Zaten trene binecektim. Tren biletini falan da önceden almıştım. İşte ben Turku şehrindeyim, işte burada yüksek lisans yapacağım. Turku şehrine gelmek için işte tren almıştım. Şehrin merkezine, işte tren istasyonuna gittim. İstasyona gitmişken oradan sim kartı aldım, internetim oldu falan. Hiçbir sıkıntı yok. Elimde iki tane ağır valizle falan geliyorum. Turku şehrine geldim işte. Burada şu anda ben mesela yurt bölgesindeyim. Burada Student Village diye geçiyor. Öğrenci köyü gibi bayağı böyle öğrencilerin kaldığı binalar var falan. Burada genellikle işte buraya değişim öğrencisiyseniz, Erasmus öğrencisiyseniz falan geldiğinizde size eşyalı bir oda veriyorlar ama buraya direkt okumaya geldiyseniz, ben de mesela degree student olarak geçiyor. Direkt böyle yüksek lisans yapacağım, bu üniversitenin direkt kendisi öğrencisi olarak geldiğim için bizlere böyle eşyasız oda veriliyor. Öyle olduğu için bana da böyle tamamen eşyasız bir oda verilecekti. Ki ben zaten diyordum ilk gece ben nerede yatacağım diye. Çünkü odaya geleceğim, odanın yatağı bile olmayacak diye. Sonra işte bizim bir tutorumuz oluyor. Bu tutor sizi karşılıyor işte ve direkt ilk gün o yardımcı oluyor size, odanıza yerleşmenize falan. Benim de tutorum beni karşıladı ben Gürtler bölgesine geldiğimde. Buraya yakın bir istasyondaymıştım. Oradan taksiye binecektim normalde. Taksi bulamadım. Yürüdüm bir 20 dakika falan iki tane valizle. Geldim bu bölgeye falan. Buldum, tutorumla buluştum falan. Odaya bir girdik. Anahtar zaten ondaydı. Yani o da şok oldu, ben de şok oldum. Normalde temiz bırakılır odalar. Yani çok pis bir şekilde bırakılmıştı oda. Bana böyle koyuyorum fotoğraflarını. Odada böyle ölü böcekler var, kuş tüyleri var falan. Çünkü böyle odanın şeyi, penceresi açık bırakılmış. Ki herhalde birkaç hafta falan açık kalmış öyle. Öyle olunca burada hava yağmurluyken falan herhalde benim tahminim kuşlar falan girdi. İşte böcekler girdi falan. Bir de çok da toz olmuş. Oda leş gibiydi yani. Ki yani geldim, odam leş gibi. Yatacak yatağım yok. Bir arkadaşım ben sana işte bu matres yatağın bu üst tarafı oluyor, yumuşak tarafı. Yatak değil de tam üst tarafı. Ondan ben sana veririm. Onda yatarsın en azından. Birkaç günlük yatak bulana kadar idare edersin demişti. O arkadaşı da arıyorum arıyorum falan. Bir türlü ulaşamıyorum, şey yapamıyorum. Odam leş gibi falan. Böyle ne yapacağım, geldim karnım aç. İlk başta markete gittim. İşte bayağı eşya falan aldım. İşte kahvaltılık falan şeyler aldım. Sonra öteki arkadaş neyse ki bana ulaştı. Tekrardan işte o benim arkadaşım bana yatak verecek olan. Ondan işte yatağı aldım. Bir şekilde işte ilk gece o kirli odada ben biraz temizledim tabii, temizlik eşyaları da aldım. O kirli odada uyudum yani bir şekilde. Öyle ilk geceyi geçirmiş oldum böyle, yani bir sıkıntı olmuş oldu ama yani kirli odada bir şekilde kendim temizleyip o yatakta uyudum böyle boş odada.
Ondan sonraki gün hemen direkt ofise. Ofis işte 5'e kadar açık zaten. Sabah hemen uyanır uyanmaz ofise gittim. İşte dedim ofiste mesela ofis binası şurada görünüyor. Hop. Tam gösteriyorum. Tam şu bina ofis zaten. Oraya geldim dedim. Benim işte odam çok kirliydi falan. Fotoğraflarını çekmiştim zaten. Fotoğraflarını gönderdim. Gösterdim direkt. Hemen bana gönderdiler bir tane işte temizlikçi. O da temizlendi falan neyse ki öyle o sorun çözülmüş oldu. Yatağı da bu arada şurada böyle gördüğünüz bir alan var. Buradan aldım. Burada işte insanlar eski eşyalarını bırakıyorlar. Recycling area diye geçiyor işte. Ve buradan işte ilk geldiğinizde sıfır eşya almak istemiyorsanız falan çünkü çok pahalı. Bir de hazır buradasınız. Bırakılan eşyalardan alabilirsiniz. Yani bırakılalı çok olursa zaten üzerine yağmur yağıyor, pisleniyor falan çok kötü duruma geliyor ama yeni bırakılan şeyler genelde temiz de oluyor. Siz de temizliyorsunuz falan tekrardan kullanılabiliyor. Ben de işte yatağı öyle aldım, yatak altlığını. Üstüne de o matrisi koyduk zaten. Şu anda hala o yatakta yatıyorum. 4 gün oldu. Yine kendim yatak almak istiyorum. Çünkü kırıktı da böyle. Ayak tarafı kırıktı. Yine yatılıyor üzerinde bir sıkıntı yok ama şimdilik onunla idare ediyorum. Sonra ne oldu ikinci gün? İkinci günde şu geldi başıma. Burada işte bize bir tane anahtar veriyorlar. Normalde iki anahtar veriliyor. Bana tek anahtar vermişler. Ki ben onu da söyledim. Bana tek anahtar verilmiş. Niye ikinci anahtarı vermiyorsunuz işte ikinci anahtar eksik falan diye. Odaların anahtarları değişecekmiş birkaç ay sonra ama. O yüzden de şu an vermiyoruz anahtar falan dedim ama yani iki anahtar lazım birinin yedek olması lazım falan şimdi ben birini içeride unutsam falan ne olacak diye ki yani başıma geldi. Odalarda şöyle bir sistem var, kapılar kendilerini otomatik kilitliyor. Yani ben kapıyı kapattığım an kilitliyor. Ben de mesela mutfağımız ortak bizim, mutfağa gittiğimde tık diye kapı kendini kilitledi. Öyle olunca ne oldu tabii ki ben dışarıda kaldım, anahtar içeride, telefonum bile içeride ama yani ben terliklerle sadece bir mutfağa gittim mutfaktan bir şey almaya. Kapıyı da unutup kapattım yani anahtarı unutmuşum. Dışarıda kaldım hiçbir şeyim yok. Telefonum bile yok kimseye haber veremiyorum. O gün işte şansımı bizim programdan bir arkadaş gelmişse Afrikalı. Onun hemen kapısını çaldım. Onun da normalde karantinada olması gerekiyor falan. Ondan rica ettim işte. Arar mısın işte tutoru onunla konuşalım falan. Acil numarası varmış işte çünkü kapalıydı. O akşam vakti de ofis kapalıydı. Oradan işte görevli gönderdiler bir tane. O görevli kapıyı açtı ve görevli geldiği için de benden böyle ceza aldılar. Ne kadar ceza aldılar? 40 euro tam ceza aldılar benden. İşte anahtarı unutursak ve anahtarın ofis saatleri dışında bir saatte böyle görevliyi çağırmamız gerekirse 40 euroluk ceza alıyorlarmış. Dedi ya 40 euroyu şimdi verirsin ya 50 euro en son senden çekilir ay sonunda falan dedi. Öyle olunca ben direkt 40 euro nakit verdim. Sonra ona itiraz için dilekçe yazdım falan. Çünkü bana tek anahtar vermişler yani benim suçum yok falan. Yani onun için de banka hesabı açacağım da benim bankaya yatıracaklar falan. Daha banka hesabı falan da açmadım zaten. İkinci günde böyle bir sıkıntı yaşamış oldum. Üçüncü gün ne oldu dersiniz? Üçüncü günde şöyle bir şey oldu. Sabah bir mesaj. Ne mesajı? O işte karantinada olması gereken arkadaşım, Afrikalı arkadaşım yazmış işte benim testim pozitif çıktı diye. Yani test sonucunu bekliyordu. O da karantinada olması gerekiyor zaten. Ben de normalde gitmiyorum odasına ama öyle bir sıkıntı olunca yani tek koridorda da bildiğim o var diye ona gitmiştim falan. O da pozitif çıkmış. Bize karantina. Ona zaten karantina verdiler falan. Bana da normalde karantina verilmesi gerekiyor. Direkt kontaklı olduğum için hatta benim test yapılmam gerekiyor. Ama benim 2 doz BioNTech aşım da olduğu için işte eğer full olarak zaten burada aşılıysak bize karantina verilmiyormuş. Yani çünkü ben başka bir sürü insanla da temas etmiştim. Böyle herkes birbiriyle temas etmiş gibiydi ve her şey böyle herkes yoksa karantinaya girecekti. Neyse ki ben tam doz aşılı olduğum için bana zorunlu karantina vermediler. Yine dediler dikkat et vesaire falan ama zorunlu bir karantina yemedim ama böyle o kişi işte bizim programdan arkadaş olduğu için böyle bir de pozitif çıkınca bizim programdan biri. Normalde bizim oryantasyon programımız var haftaya. Oryantasyon programında böyle odaya gidiyoruz. Oda gezisi var. Orada saunaya giriyoruz. Havuza denize giriyoruz. İşte bayağı böyle restorana gidiyoruz. Yemeğe böyle turlar şeyler falan dolu dolu bir oryantasyon programımız vardı. Biri tabii pozitif çıkınca hemen böyle direkt programdan mail. İşte pozitif çıkan arkadaşınız oldu. Sizlerle de zaten temas etmiş olabileceği için vesaire vesaire. Oryantasyon programı iptal edildi. Her şey Zoom üzerinden olacak diye. Yani orada da tabii bütün hevesimiz kursağımızda kalmış oldu. Yine böyle üzüldüm yani orada da gerçekten. Zaten yani o program için hepimiz böyle diğer öğrenciler de çok heyecanlıydık. Bir anda iptal edilince de hepimiz bayağı üzüldük zaten ben de üzüldüm. Yani gerçekten kötü başladı. Sonra işte tabii odada yatağı falan buldum. Başka eşyalar da almam gerekiyor. Diğer eşyaları bulmak için de ikinci el Ekotüri isminde bir mağaza varmış burada.
Oraya gittim işte arkadaşlarla buradaki. Orada bir tane koltuk beğendim. Bir tane de işte sandalye beğendim. Onları aldım, sipariş verdim. 2 gün sonra gelecek. Sonra başka bir arkadaşla da IKEA'ya gittik buradaki. IKEA'da da bir tane masa beğendim, çalışma masası. Masalar da çok pahalı yani, 100 Euro'dan aşağı masa yok yani. Bir masaya da 1000 lira vermek istemiyorum. 20 Euro'luk bir masa buldum böyle, 200 lira. Küçük ama idare eder beni dedim. Onu sipariş verdim, o gelecek işte. Onu bekliyorum şimdilik. İşte masam, sandalyem, koltuğum falan en azından şimdi gelecek, hazır. Benim bir tek işte yatağım kalmış oldu odada, halletmem gereken. Şimdi size odayı da göstereceğim birazdan. Hatta onun öncesinde bu alanı da biraz göstereceğim. Buradakiler sanırım aile odaları vesaire gibi. Buraya şimdi doktor öğrencileri falan da geliyor. Onlar ailesiyle geliyor falan. Daha büyük böyle balkonlu, bahçeli yerlerde kalabiliyor onlar. Benim gibi öğrenciler işte tek başına gelenler falan zaten genelde tek kişilik odalarda kalıyor. Ve burada odalar genelde tek kişilik, öyle paylaşımlı şey, pek oda yok. Finlerde zaten bu sosyal mesafe olayına çok önem veriyorlar. İşte kişisel alana çok önem veriyorlar. O yüzden paylaşımlıdan ziyade daha çok insanların kendi odaları var. Benim de kendi odam, kendi banyom var. Mutfak paylaşımlı sadece. Şurada bir tane yurt var. Bu yurt yeni bir yurt. Bayağı pahalı bir yurttu, o yüzden onda değilim ben, bu yurttayım. Bu bina bizimki. Yani burada aslında 16 tane bina var. Bu binalardan bir tanesi benimki, böyle en arka köşede kalan oluyor. Ona doğru ilerliyoruz şimdi. Size göstermek istediğim böyle değişik bir şey var burada. Hemen gösteriyorum şu ağacımızı. Gördüğünüz gibi ağaç ayakkabılarla dolu. Böyle. Altta da ayakkabılar var. Bu ayakkabıların sebebi şuymuş. Buradan işte yıllar önce öğrenciler çıkarken işte valizlerini mi ne kapatamamışlar. Bize öyle anlattılar. Ayakkabılarımızdan kurtulalım demişler. Bir festival gibi bir şey yapmışlar. Herkes ayakkabısını fırlatmış falan. Sonra bu her sene yapılan bir etkinliğe dönüşmüş. Her sene insanlar ayakkabılarını gelip atıyor. Yurttan ayrıldıklarında, işte şehirden ayrıldıklarında ayakkabılarını atıyorlarmış şeye. İşte ağaca. Öyle bir kültür yapmışlar, öyle bir işte gelenek olmuş. O yüzden ağaçta da öyle ayakkabılar vardı. İşte benim binam. 4 av. Bunlar da kilitli oluyorlar böyle. Onun anahtarıyla kapımızın anahtarı ortak. Burası. Bu 31 numarayı verdiler bana. Bu oda benim. Böyle balkon yazım var. Buraya yine aynı anahtarla açabiliyorum. Böyle kapımızı da kapatayım. Odam aslında çok dağınık ama böyle ekstra toplamayacağım. Direkt doğal halini gösteriyor olacağım. Şu anda bu durumda dediğim gibi işte yatak bu. Ona böyle çarşaf koydum. Şu şekilde birleşik bir yatak. Böyle. Küçük ayakları var. Bunun üzerinde de matris var işte, böyle bir şey. Yorgan kullanıyorum şimdiden. Hava yani burada çok soğuk yani. Şu anda bile hava zaten 15 derece soğuk oluyor. Böyle işte penceresi, perdesi. Şöyle küçük bir şey aldım, üçürüyor. Sehpa gibi. Bu buzdolabı var bana. Şansıma buzdolabı bile kırık geldi aslında. Söylediğini değişeceklerini söylediler. Ama yani herhalde haftaya falan değişir gelir. Böyle modemim var. Bunu da o alandan buldum para vermeden. Ama çok sıkıntılı, kendini kapatıp duruyor. Burada da işte 2 tane sandalye var şimdilik. Buraya masa gelecek. İşte başka tekerlekli sandalye gelecek. Şuraya da koltuk gelecek şekilde dolacak oda. Burada işte kardeşimle fotoğrafımız var. Fıstık var Gaziantep'ten, badem var vesaire. Burada da işte böyle dolaplar var. Dolapların içi de bu şekilde. Şöyle dolaplarımız var. Burada da işte çekmecemsi aslında. Yine bir dolap tarzımız var. Hemen sizlere. Burada da şöyle bir askı falan var. Kıyafetleri asabildiğim. Tabii bunların hiçbiri yoktu bu arada ben odaya ilk geldiğimde. Bunların hepsini ben ya arkadaştan aldım ya satın aldım falan. Odayı o şekilde doldurdum. Banyoda bu şekilde. Böyle. Böyle el sallıyorum kameraya. Şu bile yoktu yani. Bunu ben gittim IKEA'dan aldım. Şu taktığım işte banyo perdesini.
Bu bile yoktu gerçekten. Böyle bomboş bir alandaydı. Perde aldım falan. Her yer ıslanmasın diye böyle tuvaletim vesaire. Banyoda hemen böyle küçük bir banyom var ama en azından sadece ben kullandığım için o açıdan çok rahat olmuş oluyor tabii ki. Sizlere ortak mutfağımızı da göstereyim hemen. Hava kararmaya başlamış. Saat 10 oldu. Aa bak, az daha anahtarı unutuyordum içeride. İçeride mi cebimde? Neyse ki cebimdeymiş. Valla artık çok korkuyorum yani 40 euro ödedikten sonra. Burası karanlık tabii şu anda. Mutfağa giriş yapıyoruz. Mutfakta bu şekilde 12 kişinin ortak kullandığı böyle bir mutfak var. Buralarda işte bize kendi alanımızı bırakmışlar. Benimki de mesela şurası olmuş oluyor, şu bölüm böyle. Yani genel olarak aslında yurt fena değil. Ama işte ilk gün biraz böyle kötüydü. Bir de şey falan yok yani Türkiye'deki gibi işte haftada bir gün iki gün oda temizliğidir veya ortak alan temizliğidir falan yok. Bütün hepsi bize bırakılıyor. Bütün temizliği falan bizim yapmamız gerekiyor. O tabii birazcık zaman alıcı, yorucu işler oluyor. Onun dışında böyle güzel bir yurdumuz var. Onu da göstermiş oldum. Daha şimdi kendi odamlaması olmadığı için buraya mutfağa oturdum. Aa, bu da biraz yamuk oldu galiba. Böyle buradan çekiyorum. Şimdi artık Finlandiya'dan tabii videolar çekiyor olacağım. Çünkü bir yıl boyunca buradayım. Ondan sonra da işte ben Erasmus programıyla geldim buraya ve iki zaten ülkede okumamız gerekiyor. Benim ilk senesi Finlandiya'da. Sonra ya İspanya'ya, ya İtalya'ya ya da İsveç'e geçeceğim. Orada içerik üretmeye devam edeceğim. Burada Finlandiya'da merak ettiğiniz sorularınız varsa yazabilirsiniz. Böyle çekmemi önerebileceğiniz içerikler varsa çekebilirim. Çünkü dediğim gibi artık buradayım ve yeni telefon da aldığım için daha kaliteli içeriklerle beraber olacağız. Bu video bu kadar işte. Biraz böyle dertleşmiş de olduk. Size böyle sürecimden de bahsetmiş oldum. Umarım faydalı, eğlenceli, güzel bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.